mı taktı, beş taş mı? Tek taş taktı. Şu mu? Hangisi? Şu. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzelmiş, evet. Birinci yıl hediyesi de siz bu. Siz de çok şıksınız. Bu mu? Birinci evet. Bunu aldı. Güzel. Evlilik yıl dönümü. Daim olsun. Ay, yerim evet. Seni. Peki, çok güzel bir evlilik teklifi olmuş. Ardından söz nişan oldu. Ne evet. kadar nişanlı kaldınız? 1,5 sene nişanlı kaldım. 1,5 yıl nişanlı evet. kaldınız. Nişanda neler takıldı? Bilezikler takıldı. Tabii evet. aslında ben... Urfa kıtması istiyordum ama neyse Urfa kıtması böyle bak, gardanlık bak. Gibi. Artık onu da söz verdi, yaptıracak inşallah. Hadi inşallah. Bilezikler takıldı. Bunları taktı. Evet evet. Daha ne taksınlar ya. Anne babamın taktı. Bunu da bayram hediyesi taktı. Aa, çok evet. güzel, beş taş. Beş taş bayram hediyesi. Çok onlar güzel adetmiş yani. Peki sonra kına gece ne oldu? Kına gece nerede oldu? Nerede oldu? Adıyaman'da mı? Burada, burada. Mı? Ben Kütahyalıyım zaten. Ailelerimde burada çok kalabalık bir ailem İzmir'de yok zaten. Yaptınız. İzmir'de yaptım zaten. Peki kaç kişilik kınaydı? 350 kişilik. 350 kişilik. Salonda mı yaptınız? Salonda yaptım. Ne kadara mal oldu? 5000 liraya mal oldu. Organizasyon şirketiyle beraber mi? Organizasyon şirketi ayrıydı. Onu da 3,5'a falan tuttuk. 3,5. Kaç kıyafet giydin? Aynen. Bindallı, kına kıyafetim, bir de yöresel yok, roman kostümü giydim. Hmm. Üç. Üç yarın seni mi roman bu? Olarak görürüz belki. Belki. Kınalığını ne kadar aldın? Kınalım 2,5 TL aldım. Peki böyle üçer gün olarak mı yaptın? Kına artı birinci ve ikinci düğün mü? Kına düğün bir mi oldu birinden? Şöyle oldu, kınayı yaptık, ikinci gün düğün oldu. Üçüncü düğünde bir hafta sonra Adıyaman'da oldu. Ayrı ayrı oldu. Ayrı ayrı oldu, evet. En azından birinde kına düğün bir yapsan sanki evet. daha ekonomik olmaz mıydı? Mantıklı. Ekonomik açısından çok fazla düşünmedim. Çünkü masraflar babalarımıza ait olduğu için. Babaları çökertelim dedi. Aynen öyle, çok gerek duydum. Kına yakılırken yanındaki bayan kim? Görümcem oluyor kendisi. O mu yaktı o kınanı? O yaktı. Diğer elime de yengem yaktı. Görümceyle anlaşıyor musun? Görümcemi çok seviyorum. Çok. Abinin eşiyle anlaşıyorsun yengenle. Ona da bayılıyorum. O da sana bayılıyor mu? Zaten elinde büyüdüm ben onunla. Aa, güzel. Evet, çok severim. Ya bu ilişkiler çok önemli. Ailenin bağlarını daha da güçlendiriyor evet, değil mi? Çünkü aramızda evet. abim de 14 yaş olduğu için hani küçük yaşta... Sen onların yavrusu gibisin. Yavrusu gibiydim. Hala da söyler ki ağladı zaten. Ağlıyor. Ay sen çok de ağladın galiba. Onu görünce zaten ağladım ben. Canım benim. Kayınvaliden elime altını koydu mu? Aynı şeyi söylüyor. Kayınvaliden koyuyor zaten altını. Göreceksiniz onu da. Burada da annem çıkıyor. Annem elini Emre açmadığı için annem de Emre altın takıyor. Ay Emre de mi açmadı elini? Elini açmadı. Aa, biraz sonra. O da zararlı biraz. Ben şey elini açma kapatma durumu. Ona birazcık yengem sanırım. Orada bir kemer yaş babak falan yaptı. Ondan sonra annem taktı altınını. Mavili annendi değil annem mi? Annem evet. Hı-hı. Ay anneyle sarıldınız. Evet annem çok ağladı. Zaten o an annemi istedim ben. Annemi çağırır mısınız dedim görümceme. Yakın mı oturuyorsan anne? Yakın yakın ama kendisi Kütahya'da duruyor. Yani hani yazları orada kışları burada oluyor. O güzel. Şekilde. Sen orada kendi evleri var. Eşinle. Evet ben de gidip geliyorum. Çok güzel. Kütahya da çok güzel bir yer. Kütahya. Buradan Kütahya'ya evet, sevgiler, selamlar olsun. Ertesi gün düğün zor olmadı mı peki? Zor olmadı ya, kolaydı. Hani çok güzeldi, akışına göre bıraktım yani. Yani yorulmadın mı demek istiyorlar? Evet, hani kınanın üzerine. Kınanın yok biraz yorulmadım, yok. Gibi. Enerji ya topu baksana ya. Enerji hayatı düşmez. Maşallah. Hep böyle yapılıyordu, hani abim de ablamda da böyleydi. Hani ara açma olayını pek sevmiyor bizim taraflar. Böyle peki sizin düğünlerde bir adetiniz var mı? Bizim düğünlerde pek adetimiz yok aslında. Annem gelin çıkarmada mesela buğday attı, şeker attı. Mesela Emre bilir şeker olayı var. Yani anne artık kafamı kıracağım falan yapıyordu böyle. Kesme şeker mi attı? Atıyor yani normal bildiğiniz şekerlerden annem atar yani böyle buğday şey. Kınamda bile atmıştı var hani görüntülerde de var. Direkt atıyor böyle üstten böyle şeker. Ne yaptın şeker. Böyle bir bride mi yaptın ondan öncesinde? Bu şey benim... Hazırlığım. Hazırlığım, klibim yani, düğün klibim. Hmm. İzleyelim mi? Evet, izleyelim.
Plato gibi bir yerde mi yaptınız yoksa dışarıda mı oldu çekiminiz? Plato'da oldu çekimim. Beşir'in evet, damatlığını ne kadar aldınız? 3000 liraya aldık. Gelinliği ne kadar? Gelinliğimde 3,5. Peki iki düğünde de ayrı ayrı mı gelinlik? Aynı gelinliği giydim. Zaten İyi çok yaptım. Oynamaktan kollarımda artık kestik hatta. Onları. Neden iki tane düğün? Çünkü eşimin akrabaları Adıyaman'da olduğu için hani hiçbir akrabası burada değildi ve çok istiyorlardı Emre'nin hani evlendiğini görmeyi. Aynen. O yüzden orada da yapmak istediler bu şekilde. Burada da en azından benim ailem görsün dedik düğünü. Bu İzmir'deki düğün mü? Evet, gelin çıkışım burada. Ay çok güzel. Gelin çekimi güzel olmuş ama. Gelin de güzel olmuş, evet, yakışmış gelinliğin. Ben de beğendim. Babam kuşak bağlıyor. Kuşak orada da bando takımı geldi mi acaba? Orada ya çok istedim aslında da davul zurna dedim adetlerimi bozdum. Evet. Ben birazcık örf adet gelenekçiyim yani. Çok bravo, severim eski adetlerimi sürdürmeyi. Zaten burada görüyorsunuz. Burada ağladın mı? Çok ağladım. Yani hem ağlarım hem giderim oldu. Evet. Arabaya bindim böyle asık suratlı Emre Gül'e. Ben dedim nereye bindim ya, ben nereye gideyim falan. Arkamda kaldı ailem falan. Çok üzülmüştüm. Adıyaman'dakini çok merak ediyorum, evet, ben. Adıyaman. O dışarıda evet, mı oldu? Adıyaman, o nasıl Adıyaman oldu? Evet, onu da kır bahçesinde yaptılar. Yanlarlar falan var böyle ki kayınbabanın anlattığı kadar varmış. Yemekli oldu zaten orada da. Örf adetlerinde de yemekliymiş onların. Sevdin mi Adıyaman'ı? Çok sevdim. Onlar da beni seviyor zaten. Ya şu an biliyorum beni izleyeceklerini. Sizi çok seviyorum demek istiyorum buradan. Onlara da en azından moral olduğunu biliyorum şu an deprem sonrası. Bence de evet. Böyle bir şey yaşamak kötü bir şeydi ama kalbimiz onlarla. Ya bir şey sormak istiyorum. Tabii. İki tane düğün yaptın. Düğün yapmak yerine ev yeni yaptırsaydın olmaz mıydı? Yok, ben tercih etmedim. Evimi yani olabildiğince zaten minimum seviyede yaptırmaya çalıştım masraftan. Yani bu çok masraflı değil mi mesela iki düğün birden aynı anda? Yani dediğim gibi masrafı bizde değil. Aileler yaptığı için hiç o konuya girmedik. Bizim eşyalarımız dahil ailelerimiz aldı. Hani aileler de evleniyor ya, iki tarafı da zor duruma bırakmamamız gerekiyordu bence. Yok, bizde bu şekilde anlaşma. Ben çünkü senelerdir çalıştım ettim ve ailem de bunu ödüllendirmek amaçlı böyle bir şey yaptı. Aynı şekilde eşim de aynı şekilde. O da çalıştığı için. Peki takılan altın ve paraları mesela ailelere mi verdiniz? Hayır. Masrafı bu yaptıkları hayır, için. Hayır. Bende kaldı. Aa çok güzel. Evet çok güzel. Evet, evet, çok güzelmiş. Evet. Harika. Helal evet, olsun ailelerinize. Yani benim çünkü ailelerim yani iki aile için de söylüyorum. Babalarım ve annelerim bu konuda çok naif davrandılar. Çok hani güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamadım düğün zamanında. Hep böyle huyuma suyuma gittiler. Hani özellikle kayınvalidem. Hani herkesin kayınvalidesinden bir dert yanma olayı var. Benim asla öyle bir durumum olmadı. Çok severler beni. Kayınbabam da aynı şekilde. En çok güzel. Tatlıdır. Burada zaten onlar Adıyaman girişinde muhakkak gevende diyorlar. Davullarla karşılıyorlarmış. Bu şekilde bizi bir şey karşıladı, davulla karşıladı. Davullu zurnalı karşılandı. Aynen yani. Öyle. Düğün salonuna güzel. Girmeden önce kaç oluyor. Kaç gibi başladı? Çok karanlık değil mi? Giriş buradaki ya da hangi mevsim? Saat 6'da başladı. Buradaki düğünde şeyim dansımız çok efsane olduğunu düşünüyorum. İlk dans şarkınız neydi? Karsu, kız seni alan yaşadı. Kız seni alan yaşadı. Vallahi yaşadı mı, yandı mı orası da bilmiyorum artık. Yaşadı canım, yaşadı tabii ki de yaşadı. Bunu bir de eşine sormak lazım. Şimdi arayacağız zaten. Soralım ben. Yaşamadı mı? Yaşamış mı? Bak halay çekiyorlar şimdi. Yöresel bir halay galiba. Yöresel, değil mi? Evet evet. Ben zaten hiç durmadım. Sürekli ortadaydım. Yani deli gelin olarak tarihe girdim bence. Deli yani, dolu neşeli gelin. Evet neşeli güzel. Gelin. Düğün salonunun sahibi şey demiş. Hani bu kız nereli falan. Çünkü bizim arabanın arkasında şey yazıyordu. Adıyaman'da yoktu. Kütahya'dan aldım yazıyordu. Düğün sahibi gelip Adıyaman'da yoktu. Kütahya'dan aldım. Hayır demiş ki ben sürekli oynadığım için artık adam dayanamayıp kayınbabama sormuş. Demiş bu kız nereli? Nereli? Bizden yanım. Hani bizden bizim içimizden mi falan. Yok demiş o Kütahyalı. Maşallah bizden iyi oynuyor. Eşinle ne kadar zaman geçirdin? Kaç yıl? 4 sene oldu sanırım. 4 sene oldu. 4 sene oldu. Yani tanıyorsun. Evet tanıyorum. İlişki testinde iddialı mısın? Bence iddialıyım. Kocama da güveniyorum. Arayalım o zaman. Arayalım. Ha
Hadi bakalım. Emre'ydi değil mi? Emre. Emre'yi arıyoruz. Evet. Hadi. Sizce bilecekler mi? Bugün bizden bu altını alacaklar mı? Hanım. Yani yarı yarıya düşünüyorum ben. Evliler, ben tam hepsini yapabileceklerini sanmıyorum. Sanmıyorsun. Bence yapar. Ben yarı yarıya düşünüyorum ama. Öyle mi? Ben de hepsini bileceğini tahmin etmiyorum. Hadi bakalım. Hadi görelim bakalım.